Kim çağırdı? Abi bu boy. Kafayı buraya gitmeyi herkes ister. Önemli olan oranın başarısı tabii. Herkes vatanını, milleti için orada oynuyor. Türkiye için, milli takım için herkes oynuyor. Önemli olan sakatlar olmasın keşke. Gençler sakatlanmasın. Sürekli oynasınlar. Hepsi zaten Avrupa'nın güzel kulüplerinde oynuyor. Yeter ki sakatlanmasınlar. Eğer boşluk olursa eğer hocalar değerlendirirse herkes gitmek ister. Ben de gitmek isterim. Herkes milli olmak ister. Ya biz de niyetimiz o ama sorun değil yani. Kim giderse, kim oynarsa herkes oranın başarısı için ter dökecek. Yani iyi gitmesi için herkes elinden geleni yapacaktır zaten. Ya bizim için önemli olan oranın başarısı zaten. Ama herkes milli olmak ister. Yani bunu ben olmak istemiyorum diyen olmaz herhalde. Ya bizim de hedeflerimiz o. Olursa seviniriz. Olmazsa herkesin canı sağ olsun. Ya bu maçta bu maçı kazanırsak hep yukarıda son haftalara kadar son 9 hafta hep yukarıda getireceğimize inanıyoruz. Kaybedersek de çok bir şey kaybetmiş olmayacağız. Kaybedeceğiz tabii ki de ama yarıştan biraz da olsa kopmuş oluyoruz. İki maça çıkıyor rakibimizle sonuçta iki avaraj daha elde ediyor. O yüzden kaybetmememiz gerekiyor. Ya biz yenmek için çıkıyoruz, kazanmak için çıkıyoruz ama en kötü bu maçımızı en kötü kaybetmememiz gerekiyor. Yani rakibimizi üstümüze çıkarmamız gerekiyor. Aynı puanda kalmamız gerekiyor. O yüzden mutlak galibiyet almak istiyorum bu haftada. Elimizden geleni de yapacağız. Kazanacağımıza da inanıyoruz. O niyetle çıkacağız. İnşallah 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz. Sürekli yaşanabilen bir durum değil yani Anadolu takımı için büyük bir başarı bu zaten. Ya bunu böyle yapıp da kendimizi insanlara da böyle aşırı büyük beklentiye sokup sonra insanları mahcup etmek istemiyoruz. Temkinli konuşuyoruz normal olarak. Yani sonuçta bu kolay bir şey değil yani 4 tane takım yarışıyor ve hepsi bunların büyük takımları burada. Hepsinin kadroları inanılmaz iyi. Bizden belki alternatif kadroları var. Biz sürekli oynayan bir takım var. Çok eksikler yaşadık, çok sakatlar yaşadık. O ara bir düşüşe geçtik çünkü inanılmaz eksiklerimiz vardı. Onlar olmasaydı belki 3-4 puanda önde olabilirdik. O zaman daha iddialı olabilirdik. Ya yine iddialıyız tabii ki de ama tabii ki zor yani. Sonuçta 10 hafta var burada. Yani herkes her yerde puan kaybedebilir. Biz de olabiliriz. Şu 4 takımdan herkes şampiyon olabilir yani. Ya kimse ben kesin olacağım diye kimse bir şey diyemez yani. Buradaki 20 tane şampiyonluğu, 22 tane şampiyonluğu olan ya da Trabzonspor olsun, Galatasaray olsun kesin ben şampiyon olacağım diye bir şey diyemez burada yani. Sonuçta 10 hafta var. Bunu biz de normal olarak biz de diyemiyoruz tabii. Ama elimizden geleni yapacağız inşallah. Sonu güzel olacak.